Bugün Musa Carullah, çoğunuzun belki ismen de olsa cismen de olsa yakından tanıdığı önemli bir düşünür üzerine bir şeyler konuşacağız sizinle. Ben bazı örnek kitaplar da getirdim. Hatta henüz yayınlanmamış, belki Nihat Beylerin eğer böyle bir şey olursa belki oraya da koyabiliriz. Tatar Dünyasında Rezalet diye Kur'an tercümesi hazırladığındaki tepkiler üzerine yazdığı bir yazı. Bunu o dönemin gazetelerinden Vakit Gazetesi'nde kazandı 1912'de. Çünkü çoğu kişi karşı çıkıyor, niye basılmadı diye. Böyle bir yazı da getirdim, hem göz atın diye hem de kendi daha önce yaptığımız çalışmalar var. Tatarların meşhur alimlerinin hakkında yaptığımız çalışmalar, onlarla ilgili örnekler, bir de Rusya'da basılan hem Carullah'ın meali, şüpheli bir meal tabii, henüz ona ait olup olmadığı kesinleşmedi. Kızından alındı ama kızı verdi, bizzat kendisiyle tanıştık. Ama ona ait olup olmadığı henüz gerçekten de belirsiz. Türkiye'de kayboldu benim tahminime göre bu meal. Türkiye'de çıkacak bana göre. İki kitabı eksik Carullah'ın. Bu arada onu da söyleyeyim. Türkiye garip bir ülke. 95'ten beri giremediğim kütüphaneler var. Bunların bir kısmı sevgili istihbaratımızın elinde. Bir kısmı kendini öyle gösterenlerin elinde. Hırsızlık mal bir kısmı tabii ki. Bunu bizzat şahidim. Çünkü rahmetli diyelim, Necip Hablemitoğlu vurulmadan bir sene önce biz Ankara'da yaptığımız bir toplantıda Carullah'ın sandıklarının kendilerinde olduğunu söyledi. Ki Muhyiddin İbn Arabi'ye yaptığı el yazma şerhler falan orada olma ihtimali çok yüksek. Çünkü ölürken kitaplarının tamamını Mısır'da Milli Kütüphane'ye, Ankara'daki Milli Kütüphane'ye hediye ediyor. Ben Milli Kütüphane'nin bütün ilk kayıtlarına da girdim, arşiv defterlerine. Şu anda topu topu 14-15 tane herkesin elinde olan basma kitap, 7-8 tane de saçma sapan defterler var. Yani saçma sapan derken bunu şey anlamında diyorum. Yani el karalama notlarını bırakmışlar, kıymetlerini çalmışlar. Esas eserlerin çoğu yok. İki de basılmış kitabı ortada yok. Bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne müracaat. Mustafa Kemal Atatürk'e bizzat yazdığı, devrimleri yaparken tam o yıllarda yazdığı bir kitap. Bu yok. Rus arşivinde, KGB arşivinde buluyoruz Rusçasını ama Mısır'da basılmış risale yok ortada. Ya belki birileri kaybetti, bilmiyoruz. Çünkü orada hakaret yok, şey var sadece, nasihatler. Rusçasından biliyoruz az çok ne olduğunu içinde. Ama umulur ki Türkçesini bulalım. Yani Tatarca bastığı, Kahire'de bastığı. Hatta henüz metin olarak bastırmadığımız onun bir şeyi var, metni var. Çin'de, Doğu Türkistan'da bir tüccar tarafından basılmış. O da mesela şu anda elimde. El yazma, yine medrese programı var. O elimde. Henüz onlar basılmadı. Bir tanesini yeni hazırladık. Gazi Üniversitesi'nden bir arkadaşla bütün bu ıslahat mücadelesini ama biraz daha farklı yönden anlattığı geniş bir kitap. O hazır şu anda. İnşallah onu yakında herhalde yaza kadar tamamen biter. Son düzeltmelerini yapıyoruz. O da hazırlanırsa epey bir kitabı daha çıkmış olacak ama daha çok eksik var. Carullah'ın basılmayan çok kitapları var. Kim bu adam demeden önce çok kısa bir şekilde bilmeyenler için geldiği coğrafyayı çok kısa bir şekilde anlatmak istiyorum. Bir de şu açıdan bir umut ışığı olsun diye. Biz bağımsız bir ülkeyiz elhamdülillah. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Çok kan döktük bu uğurda bağımsızlığımızı korumak için. Bu coğrafya, Carullah'ın geldiği coğrafya, haritayı gözünüzün önüne canlandırdığınızda Moskova ile Sibirya arasında kalan geniş bir Türk coğrafyası var. Bu coğrafyanın Avrupa'ya yakın, yani Moskova'ya 600 kilometre olan yerde yaşayan şu anda 3 büyük cumhuriyet var. Birisi Çuvaşistan, birisi Tataristan, birisi Başkurdistan. 3 devlet var, özel devlet. Bunların hiçbirisi bağımsız değil. Ne zamandan beri bağımsız değil? 1552'den beri. Yani Kazan Hanlığı'nın yıkılması, önce Altınordu, Altınordu'nun dağılması, hanlıklara bölünmesi, hanlıklardan en güçlü olan Kazan Hanlığı'nın 1552'de Korkunç İvan tarafından yıkılması. Bu çok önemli bir süreç. Niye?
Cevat İzgi Bey çok güzel rahmetli bir kitap yazdı. Altın Orda bölgesindeki zannediyorum izden mi çıktı, klasikten mi çıktı? O coğrafya bize çok yabancı. Hangi bakımdan? Tarihsel olarak da. Çok büyük alimler yetişmiş. Ama bunların çoğu hakkında sadece isim ve kitap, bazı kitaplarının isimleri var. Çok azında bugüne kadar gelen belki kayıtları var, el yazmaları var. Korkunç İvan'dan sonra müthiş bir yıkım var. Rus nüfus bugün 120 milyon, 130 milyon Slav nüfus Rusya'da. Tarihçilerin verdiği bilgi Tatar nüfusla aynıydı o dönemde. Şu anda toplam Tatar nüfus, bütün dünyadaki Kazan Tatar nüfusu 10 milyon. Ne kadar öldüğünü siz düşünün. Biz o coğrafyada hemen hemen 95'ten beri ben uzun süre kaldım. Özel çalışmam için ayrıca 2-3 sene bir kaldım ama onun dışında da arşivlerde, şurada burada çok gezdik köylere kadar. Şunu yaşadık, o psikoloji hala bir Tatar'ın silüetinde görebilirsiniz, o korkuyu. Ama bu öyle bir şey ki, inanç insanı öyle diri tutuyor ki, 1552'den beri esarette olan ve yok edilmeye uğraşılan, devamlı öldürülen, Ruslaştırılan, Hristiyanlaştırılan bir coğrafyada, konuya girmem açısından Carullah'ın da hayatını çok kısa bir şekilde aktaracağım. Şu çok önemli: biz bağımsızız, Osmanlıyız. Bizde bir yenilikçilik hareketi doğru dürüst çıkamamış. Devlet eliyle bir Lale Devri'nde, daha sonra kesik, o da bir de gerçekten beceriksizce yapılan bir şey var. İyi şeyler de yapılmış ama sonu yok. Arkasından 3. Selim, Tanzimat derken Meşrutiyet ve Türkiye Cumhuriyeti. Genelde devlet eliyle yapılan bir ıslahat söz konusu. Bizim burada konuşacağımız, Carullah'la birlikte konuşacağımız ise dini düşüncede yenilikçilik. Yani nedir bu? Zihniyet dönüşümü aslında. Çok önemli. Esas yapmamız gereken şey. Yoksa yeniliği yaparsın. İşte şu anda bütün teknolojimiz var. Biz yapmasak da, elektriği biz bulmasak da, bu ses sistemini elhamdülillah biz bulmasak da, bu konuda cübbeli aklıma geliyor. Çünkü NASA'ya hani meşhur çıkışı var ya, çok komedi bir çıkışı. Yani bana diyor para verseniz de diyor, ben söylerdim orada hayat olmadığını, ne uğraşıp duruyor. İlme böyle bakıyoruz. Yani dolayısıyla bizim için onlar çok önemli değil. Dolayısıyla biz rahatımıza bakıyoruz. Allah'ın varlık ayetlerini böyle yorumluyoruz. Ne yapayım? Dolayısıyla biz bağımsızken bu kavgaları, elbette büyük düşünürlerimiz de yetişmemiş değil. Cevdet Paşalar, şunlar bunlar yetişmiş ama bu coğrafya şu açıdan enteresan. İki yönden, aramızda belki yoktur, bu tür vakıflara fazla zenginler gelmez ama belki olur ya, gelirse diye. Tatar coğrafyasının bir özelliği var. Carullah'ı da Carullah yapan şeylerden birisi. Carullah nerede ders vermeye başlıyor Kazan'da? Hüseyiniye Medresesi'nde. Orenburg diye bir şehir var, Kazak sınırına yakın. Orenburg, Tatar yenileşmesinin birinci ayağı. Çok önemli bir şehir. Ama nüfus şehirde aslında 1/3 Tatar. 2/3 Rus. Çünkü Katerina'nın öncesinde hemen kurulan bir şehir. Katerina da burayı Türkistan'a inmek için bir üs haline getirmiş. Kale yapmış, Kremlin yapmış. Kremlin, Rusya'da 3 tane büyük Kremlin. Biri Moskova, biri Kazan, biri de Orenburg. Niye? Çünkü devamlı sıcak bölgelere inme politikası var. Peki bu Orenburg'daki durum ne? Oraya işte her şerde bir hayır var diyoruz ya. Katerina'nın ya bu Kazakları biraz vahşiler, medenileştirelim diye Müslüman alimleri yerleştiriyor ya. Ama farkında olmadan Kazak, Kırgız şiveleri bir dil haline gelmeye başlıyor. Ne üzerinden? Gelişmiş bir Tatar dili üzerinden. Osmanlıca aslında çoğu. Çağatay dili. Farkında değil. Misyonerlerin arşiv raporlarında müthiş küfürler var Katerina'ya. Sen diyor kendi elinle bunların dil birliğini sağladın diyor. Farkında değil. Çünkü devlet oraya ele geçirmek istiyor. Ama misyonerler ayrıştırmak istiyor devamlı olarak. Büyük misyonerler bunlar. Sıradan misyonerler değil. En az 7 dil bilen ve çığır açmış adamlar. İlminskiler, Malovlar ve başkaları. Bu adamlar Kur'an'ı sonuna kadar inceleyip çok enteresan kitaplar yazmışlar. Kur'an ve ilerleme mesela. Kur'an ve terakki. Rusça hepsi. Çok önemli eserler. Adem aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam ve benzeri hakkında cilt cilt. 80 ciltlik adamın eseri var. 80 cilt tamamen şeye ayrılmış. Kur'an'ın kelimelerini tahkiki. El yazma Rusça.
Şimdi bizim burada bundan çıkabilmek için herhalde bir ömür vermemiz lazım, tabiri caizse. Bu adam ömrünü vermiş çünkü. Misyoner. Onun batıl dine inandığı kadar biz hak dine inansak şu anda biz de uzaya çıkardık. Dolayısıyla zenginler, Tatar, bunlar aynı zamanda tüccar. Orenburg'a yerleşenler. Tatarlar o baskılar karşısında kendilerini korumanın yolunu, medrese yok. Cami yasak. Ama nasıl cami serbest? Kendi köylerinde eğer Rus nüfus çok azsa ya da hiç yoksa bir evi cami haline getiriyorlar. Ahşap evler genelde. Ve burada hayatlarını devam ediyorlar. Aslında Rus polisi devamlı kontrol ediyor ama ayakta durmaya çalışıyorlar. Neyse ki işte Allah bir yerde yardım edecek. Katerina'nın 1789 Rusya Müslümanları Müftülüğünü kurması çok önemli bir adım. Çünkü bu müftülüğün kurulmasıyla birlikte bir hoşgörü Arapça Kur'an'ı bastırıyor Katerina ve bütün steplerde dağıttırıyor. Yani Putin'i hatırlatıyor adeta bugünkü. Putin de şu anda Kazan'da çok büyük bir, yakında açılacak Mayıs'ta, Bulgar İslam Akademisi'ni açıyor. İlk Müslüman Türk Devleti'nin olduğu topraklarda. Bütün para Putin'den geliyor. Şu anda bizim fakülteden de bir anlaşma yaptılar. İnşallah hocalar gidecek. Oralarda ders verecekler. Yüksek lisans doktor üzerine. Şimdi bakıyorsunuz bu süreçte bundan etkilenen insanlar hoşgörü adı altında, Tatarlar gerçekten de çok akıllı insanlar, tüccar insanlar. Buhara'ya, Semerkant'a zaten akın akın öğrenci götürüyorlar. Ve bu öğrenciler çok iyi bir şekilde yetişip Kazan'a geliyorlar ama o döneme kadar ellerinde imkan yok. İşte bu 1780'ler sonrası özellikle gelişen hoşgörü ortamından kısa zamanda bir yenilikçilik hareketi başlıyor. Hemen 1812'de ölen Abdülnasır Kursavi, İrşadül İbad isimli meşhur Arapça eserini Buhara'da yazıyor. Yine ilginç bir şey, bugün için çok uzak bize. Nakşibendilerin hepsi Cedidçi o coğrafyada, hemen hemen. Çünkü Kursavi'ye en büyük desteği o bölgede Cedid şeyler veriyor. Niyaz Kul Han Türkmani ismindeki Nakşibendi şeyhi veriyor özellikle. Yoksa Buhara'da sizi öldürürler direkt. Zaten de ölüm fermanı veriyorlar. Sen kimsin ki Taftazani'ye dil uzatıyorsun? Sen kimsin ki Devvani'ye dil uzatıyorsun diye. O kitapta bazı eleştirileri var Taftazani'ye, Kursavi'nin. Bu Carullah'ın hocasının hocası tabiri caizse Kursavi, Tatar bölgesini etkileyen ilk Cedidçi düşünür. Ve bu coğrafya, 1812'de tabii o bu coğrafyada barınamayınca Kazan'a kaçıyor Kursavi, Nakşilerin yardımıyla. Kazan'da da barındırmıyorlar. Ve nihayet İstanbul'a hacca gitmek üzere gelirken yolda rahatsızlanıyor ve Üsküdar'da vefat ediyor. Şu anda elimizde Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki yazmaları var. İnşallah bir arkadaşımız şu anda, hem de Başkurdistanlı bir doktor öğrencimiz, onun hem sıfatlar konusundaki hem de kelami görüşlerini tez olarak, doktora tezi olarak çalışıyor. Çok da çalışkan bir arkadaşımız. Bunlar hepsi meydana çıkacak. Hem Maturidi eksenli bir çalışma, hem de ilginçtir. Sufiler, bazen ilginç böyle İbn-i Teymiye'ye kadar varan, Kursavi'de biraz daha az bu ama tabi buradan işte damar nereden besleniyor onu çıkartmak için özellikle buraya girdim. Kursavi sonrasında Kursavi'nin öğrencileri var tabii ki. Mercani çok büyük bir alim. Carullah'tan belki kat kat üstün bir alim ama Mercani hepsini Arapça yazdığı için kitaplarını bizim dünyamızda, yani Osmanlı coğrafyasında çok tanınmamış. Aslında Osmanlı son dönem medreselerinde Mercani de okutuluyor. Adudiye şerhi bağlamında, özellikle hudus alem meselesinde Mercani'nin, ben medreselerdeki kitaplarda rastladım. Mercani çok önemli bir düşünür olarak, çok eleştirel bir düşünür. O da aynı Devvani'yi, Taftazani'yi, Şafi diyorum, Eşari'liği desteklemek ama Maturidi görünmekte suçluyorlar özellikle. Sen diyorlar Maturidi kılıf adı altında kendini başka türlü gösteriyorsun. Yani düzgün davran diyor. Söylediklerini düzgün muhakeme et diyor. Mesela eleştirileri var. Kütüphanemizde onun bir kitabı var. Mesela onun daha başında söyler. Huzametül Havaşi diye. Orada çok ciddi eleştirileri var Mercani'nin. Mercani İbni Halduncu son alimlerden birisi. İbni Haldun tarzında yazdığı eseri henüz basılmadı. El yazma tek nüsa Kazan'da. Mukaddimetü Vefiyetil Eslaf. Çok önemli bir kitap. 7 cilt. 1. cildi basılmış. Bu da Türkiye kütüphanelerinde var Süleymaniye'de. Diğer ciltlerin hepsi el yazma.
Çok kıymetli bir kitap ama maalesef ne Tatarlar ne biz. Ben çok mücadele ettim Diyanet Vakfı İSAM'la. Ama hocam sizin için önemli olabilir ama bizim için henüz daha incelemedik, bilmiyoruz dediler. Yani ilim zaten çoğu kişi için çok önemli değil. Yani bizim için çok önemli demek ki. Şey yapmadılar hiç. İlgilenmediler. En son akılları başlarına geldi ama ondan sonra da ben oradan bağımı kopardım. Çünkü 8 sene, 9 sene Rusya'ya giriş yasağı konuldu bana. Ondan sonra giremeyince, çünkü oradan bir kitabı alabilmek için ya parayla, çok ciddi bir para vereceksiniz, ya da tanıdık vasıtasıyla, ikisinden biri. Dedim ki o zaman cebine birinin para koyun, gönderin, ben isim vereceğim size, gidin. Ona da yanaşmadılar. Kaldı öylece. İnşallah bir gün birileri ilgilenir. Belki Anadolu Lillahiyat Akademisi el atar. Faksimile baskısını istiyorum ben. Özellikle. Projesini bile yapmıştım. Bilim sanata bile verdim. Ne olduysa herhalde bizim şahsımızdan kaynaklanan tereddütler dolayısıyla vazgeçtiler. Ya dediler, bu İbrahim Maraş veriyorsa bir iş var bu işin içinde dediler. Önce o hocam hemen basalım dediler. İsim vermeyeyim. Bilim sanat diye genel söyleyeyim. Reddettiler. Dediler şu anda paramız yok. 7 ciltlik bir kitabı basacak parası yokmuş. Koskoca bilim sanatın. Olmadı. Böyle bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve bu coğrafyada müftülük var ama Katerina'nın kurduğu bir müftülük. Düşünün. Siz o coğrafyada yaşıyorsunuz. Ruslar bir müftülük kuruyor. Müftüyü de onlar atıyor. Siz seçmiyorsunuz. Ha, müftülerin ben hayatını da inceledim. İleride bir kitap yazmayı planlıyorum. Kazan'daki müftüler, Rusya Müslümanları'nın müftüsü. Toplam 7-8 tane müftü var. Çok önemli isimler bunlar. Bazı art niyetli ya da nasıl diyelim, tam olayı değerlendirmeyen Tatar bazı alimlerinin müftüler aleyhinde cümleleri var ama ben çok daha sağlam olduğuna inandığım ulemanın görüşlerini buldum. Kendi eserleri ya da kendi çalışmaları ile ilgili orijinal şeylere indim. Müftülerin hepsi Allah rızası için bir şeyler yapmaya çalışmışlar ama başında Rus kılıcı var tabii ki. Ama şu bir bizim için örnek. Ne Carullah gibi adamları, ne Mercani gibi adamları kontrol edecek ne bir Şeyhülislamlık var Osmanlı'daki gibi, ne de Kadı Kilan, büyük kadı Türkistan'daki gibi. Çünkü Osmanlı'da Şeyhülislam'a rağmen bir şey yapamazsınız. Türkistan'da hele Kadı Kilan'a rağmen hiçbir şey yapamazsınız. Daha da katı. Yani kımıldayamazsınız bile. İşte Cevdet Paşa mecelleyi hazırlarken bütün mezhepleri dikkate alayım diyor. Mümkün değil. Tek mezhebe göre yapacaksın. Ama bunu Kazan'da başardılar. İnşallah onu da bastıracağım ben. Onun da bende mecelle nüshası var. Ortak bir komisyonun hazırladı. Bir Carullah'ınki var, o ayrı. Bir de mecelle var, el yazma. Kontrolden geçmiş. O Bolşevik ihtilalinden sonra Müslümanlar durmamış. Hala buna uğraşmışlar. Tam o dönemin el arşivinde buldum. 3-4 kontrolden geçmiş. Tabii ki bu ortaya çıkacak. Ne kadar orijinal, ne kadar özgün ama bizim mecelleye örnek alınarak hazırlanıyor ama daha farklı. Mezhepleri hepsini dikkate alan bir mecelle olduğu söyleniyor. İnşallah bu da çıkınca göreceğiz. Şimdi böyle bir ortamda ceditçilik diye bir hareket çıkıyor. Biz buna dini yenileşme diyoruz. Ama nasıl yenileşme? Dini düşüncede yenileşme. İki boyutu var bunun. Eğitimde yenileşme, dini fikirde yenileşme. Eğitimde yenileşme genelde Gaspıralı'ya mal edilir. İsmail Gaspıralı, meşhur Kırımlı alim. Gaspıralı bir din alimi değil ama dini oldukça iyi bilen, iyi bir edebiyatçı, iyi bir düşünür ve Batı'nın elinde olsaydı bu adam, adına şu anda burası gibi çok daha büyük belki enstitüler kurulurdu. Tek başına Türk dil birliğini sağlayan adam. Tek başına. Tercüman gazetesini çıkartıyor Kırım'da ve ta o dönem 1885'te başlayan gazete Doğu Türkistan'da abonesi var. Hem de bugün gazeteler gibi de çift baskı yapıyor. Yani Kırım'a ayrı baskı, İstanbul'a ayrı baskı yapıyor. Çünkü İstanbul'da yasaklanma ihtimali var gazetenin. Yarısı Rusça, yarısı Tatarca ve Rusça da Tatarca'nın aynısı değil. Yani Rus şeyine de uygun davranıyor Rusçasında. Müthiş bir politika. Abdülhamit'le görüşüyor. İslam Kongresi toplamaya uğraşıyor. Mısır'da sonuna kadar gidiyor ama 1905'te İngilizler engel oluyor bu kongreye. Böyle bir adam karşımızda.
İslam dünyasının her yerini geziyor hemen hemen. Hindistan'a gidiyor usulü cedid mektepleri açtırmak için. Ama bu adam 1914'te vefat ettiğinde arkasında 5000 mektep bırakıyor. 5000 mektep. Hepsini kendi açmıyor ama onun tesiriyle açılmış mektep. Tüm Türk dünyasında ve Hindistan'da. Tek başına bir adam. Ben onun için öğrencilerime de bunu anlatırken diyorum ki bakın bir kişi. Dilde, fikirde, işte birlik diye çıkmış bu adam. Tek başına gazete çıkartmış. Allah yardım etmiş. Okul açmış. Bakmış okullara öğretmen ihtiyacı var. Bahçesaray'da şey açmış. Öğretmen okulu açmış. Ve bunu da çok güzel geliştirmiş. Ve bundan sonra Allah iyice yardım etmiş. Çok ciddi faaliyetleri var. Türkistan'a gidiyor. Yöneticileri ikna etmeye çalışıyor. Öbür tarafa gidiyor. Bu dönemin orijinal yanı bu zaten. İsmail Gaspıral, Abdurreşit İbrahim, Musa Carullah. Bunların hepsi bu coğrafyanın adamları. Gezmedikleri bölge yok. Bir de bunlar çoğunu hapishanede yazıyorlar kitaplarının. Bir de öyle bir özelliği. Carullah mesela Kitab-ı Sünne'yi Hindistan'da İngilizler bunu hapse atıyor. Orada yazıyor. Japonya'ya gidiyor. Abdurreşit İbrahim orada. İslam'ı ilk oraya tanıtan adam. Arkadaşı. Abdurreşit İbrahim İzutsu'ya ders verecek. Arapça dersi veriyor zaten. Aha diyor şimdi geldi diyor senin adamın diyor İzutsu'ya. Bak diyor sana esas Arapça dersi verecek adam geldi diyor. Şimdi hatta hemen başlayabilirsiniz diyor. E tamam da diyor İzutsu adamın elinde bir çanta yok kitap yok. Merak etme onun buradadır her şey diyor. Gerçekten de İzutsu'ya bir dönem Musa Carullah ders veriyor. Benim şöyle bir tahminim var buna ulaşamadım. Şimdi dil tarihte bir Japon dilinde bir arkadaşımız İzutsu'yu çalışıyor. Onunla da görüşüyoruz devamlı uğrar bana genç bir arkadaş İzutsu'nun acaba İbn Arabi ilgisi Carullah'tan mı kaynaklanıyor ben böyle bir tahminim var çünkü Carullah da İbn Arabi'yi çok seven çok kullanan bir adam İzutsu da hayatına bu alandan başlıyor özellikle İbn Sina ve İbn Arabi'den başlıyor İbn Sina'nın hakkında şeyin Carullah'ın çok fazla şeyi yok atfı yok ama İbn Arabi hakkında çok fazla atfı var oradan tahmin ediyorum. Böyle bir adam Japonya'da, Hindistan'da, Mısır'da, efendim bir bakıyorsunuz İran'da adam gidiyor orada bir sene kalıyor. Şiilerle tartışıyor, ilmi tartışmalar bunlar kavga değil. Ve kitap yazıyor iki cilt. El ve Şia fi nakde akaidi Şia. Şimdi hemen iki ciltli kitapla önlerine çıkıyor. Güçlü bir adam çünkü. Ha elbette bu tür adamlarda siz bunlardan bir nasıl diyelim... Bir Fahrettin Razi çıkmasını hemen bekleyemezsiniz. O dönem zaten buna müsait değil. Vardı da Carullah mı olmadı? Yok işte. İmkan bu. Şimdi niye çıkmıyor bizim fakültelerimizden bunlar? Şu eğitim imkanıyla bu kadar işte. Adım Hıdır, elimden gelen budur tabir caizse. Bu yavaş yavaş yükselecek. Carullah 1800'lerin ürünü. 1800'lerden itibaren Kursavi, Mercani ve zincirsel olarak bir bakıyorsunuz Rızaettin bin Fahrettin. Müthiş bir adam. Dini ve İçtimai Meseleler kitabı basıldı Türkçe. Ondan sonra Abdullah Bubi Tatarca hutbe okuma dürüst mü diye müthiş fıkhi bir kitap yazdı. Ve ilk kez Türkçe hutbeler, Cuma hutbeleri Türk dünyasında ilk kez tarihte Kazan'da okunmaya başladı. 1904 sonu, 1905'in başları. Ve bunun şeyini de temelini de oluşturarak, zeminini de oluşturarak. Dolayısıyla böyle bir coğrafyadan bahsediyoruz. Başlarında demokrasinin kılıcı gibi bir Şeyhülislam da yok. Kadı Kilan da yok. Tüccar bir kavim olduğu için ve Ruslarla iç içe yaşadığı için her an uyanıklar. 1804 Kazan Devlet Üniversitesi'nin kuruluşu. Modern üniversiteyi görüyor Mercani. Orada Tatar dersleri veriyor. Tatarca dersleri veriyor. Bakıyor ki bizim medrese ne? Adamların üniversitesi ne? Biz hala çoluk çocuk yetiştiriyoruz diyor. Adamlar diyor mühendis yetiştiriyor diyor. Ve projeler yapıyorlar. Öğrencisi var. Keşke yaşasaydı. Çok genç yaşta vefat etti. Hüseyin Feyzani diye. Yine onun da bir risalesi var. Çok önemli bir risalesi. Yazma. Islahı Medaris diye. Mesela o kitapta hayalimizdeki bugün de bizim düşündüğümüz bir medrese projesi çiziyor. Hem modern bilimlerin okutulduğu, ilk 2-3 yılında dini bilimlerin, metafiziğin okutulduğu bir üniversite. Böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Carullah bunun devamı. Ve o dil birliği dediğimiz şey yavaş yavaş gelişince Carullah halka bir aydınlanma hareketi gibi adeta halka artık kitaplarının çoğunu Türkçe yani
İstanbul Türkçesi merkezli ama Türk dünyasının şivelerini de ara sıra içine kattığı bir hepinizin anlayacağı bir dille yazıyor aslında o dönemde. Bunda Gaspıral'ın da rolü var, bunda diğer aydınların da rolü var. Bir avuç aydın bunu gerçekleştirmiş. Kendisi bize çok yakın. Kazan biraz daha bizden uzak ama doğum yeri Carullah'ın Rostov na Don. Rostov şehri, Don kenarındaki Rostov şehri diye geçer Rus kaynaklarında. Orada doğmuş. Orada medresede hayatını sürdürmüş. Bugün hala Kafkasya'da. Orası şu anda Kafkasya'ya giriyoruz şey olarak. Hala birçok Tatar Türk'ü var yaşayan. Eğitimini tamamladıktan sonra ilk eğitimini medresede, daha sonra Kazan'a Gölboyu Medresesi'ne giden bir Carullah var karşımızda ve oradan Buhara'ya, Semerkant'a, şuraya buraya derken hayatının önemli bir bölümünü Petersburg'da, bugünkü Rusya'nın Petersburg dediğimiz sonradan Leningrad olan şehre gidiyor. Daha sonra da Petersburg'dan Kazan'a geliyor. Pardon, önce Orenburg'a geliyor. Orenburg'da Hüseyiniye Medresesi'nde meşhur bir zengin Ganibay Hüseynov ve kardeşleri. Tatar dünyasını ayakta tutan, cedidçilik hareketini ayakta tutan iki güç var. Birisi baylar, yani zenginler, Tatar tüccarlar, çok ciddi paralar sarf ettiler. Neredeyse köy kuran zenginler var. Köy dediğim 2000 haneli köyler. Özellikle kuruyorlar. Niye? Biz diyorlar bu parayı bunun için kazanıyoruz. 5 rubleyle başlayıp 5 milyon rubleyle gelir kazanan tüccarlar var. Ama aynı tüccar diyor ki 7 yıl medreseye gittim diyor. 7 yıl boyunca okuma yazmayı zor öğrendim diyor. Bende mi suç diyor. Aynı ben diyor 5 rubleyle ticarete başladım. 5 milyon rublem var diyor şimdi diyor. Bende bir halt olsa diyor, bir problem olsa zeka diyor, bunu yapmazdım. Demek ki medresede bir şey var diyor. Ve bu adam onun için parasının hepsini medreseye sarf ediyor. Hatta komik şeyler var, böyle hatıralar. Kardeşi Ganibay biraz daha hanımından korkarmış. Onun için fazla şey yapamazmış. Yani o da harcıyor ama biraz hanımından gizli gizli harcarmış medrese. Çünkü nihayetinde evinde ihtiyacı. Konaklarda yaşıyorlar bunlar. Öyle şey aileler, zengin aileler. Biraz onu hanımından korkardı diye rivayetlerde anlatılıyor. Harcarken diye. Bu hanımlar onun için biraz bu konuda herhalde ahirette en çok vebali onlar taşıyacaklar. Evet. Carullah işte Hüseyiniye Medresesi'nde dinler tarihi dersiyle başlıyor işe. Tabi bizim anladığımız manada bir dinler tarihi dersi değil sadece. Bugün de dinler tarihi buna benziyor ama biraz daha o ilk ders çok sivri bir ders. İlahi rahmetin umumiliği meselesi ilk dersleri. Tabi cedidçiler varsa kadimciler de var, gelenekçiler de var. Ortalık karışıyor. Carullah'ın hayatı burada başlıyor aslında. Bu tartışmalarla başlıyor. Carullah Tatar kamuoyunda o güne kadar sessiz bir adam. Biliniyor ama daha büyükler var. Abdüreşit İbrahimler, Rızaettin Fahrettinler. O ders basına bir yansıyor. 1905 Rus İnkılabı var. İnkılaptan sonra, meşrutiyetten sonra bir serbestlik var. Tatarlar mantar gibi dergiler, gazeteler çıkartmaya başlıyorlar. Tam Carullah'ın medresede hocalık yaptığı 1905'lerde ve dinler tarihi dersinin ilk konusu bu olunca bu basına ders olarak da yansıyor. Bütün metni yayınlanıyor. Carullah zaten hazır olmayan bir şey ders anlatmaz hiçbir zaman. Kitabı hazırdır. Hemen de basılıyor. İlahi rahmetin umumiliği meselesi. Biliyorsunuz hepiniz bunu. Şeyhülislam Mustafa Sabri'nin meşhur reddiyesi bu kitaba. Fakat destekçileri var. O dönemde başka destekçileri var onun. Rızaettin Fahrettin başta destekliyor mesela. Çok önemli Rızaettin Fahrettin'in desteklemesi bizim açımızdan. Çünkü Rızaettin Fahrettin daha böyle çok fazla sivri olmadan giden bir adam ama aynı görüşlere sahip. O da cedidçi bir düşünür. Ve kısa zamanda o coğrafyada Carullah'ın ismi duyulmaya başlıyor. Carullah sadece bu değil tabii ki. Kazan'daki, sonradan Kazan'a geliyor. Tekrar Petersburg'a gidiyor. Yerinde durmayan adamlar bunlar. Onun için Petersburg'da Abdüreşit İbrahim ile Tilmiz diye bir Arapça gazete çıkartmaya başlıyorlar. Tabii Ruslar çok sık bir şekilde kapatıyorlar. Diğer yayın organlarına bir şey yok ama Tatarların çıkardığı yayın organları çok uzun vadeli değil ilk başta. Fakat Orenburg'da çıkan Şura var. Hani nasıl Gaspıralı bir denge adamıysa Şura da öyle bir dergi.
çok ciddi bir dergi. Sırat-ı Müstakim ayarında, Sebil-i Reşat ayarında çok kalite bir dergi. 10 yıl çıktı. Bu dergide yazıyor genelde ceditçiler. Rızaettin Fahrettin bunun başında ve bu dergide Carullah yine tanınmaya başlıyor. Bir takım yazılar yazıyor. Moskova'da çıkan İl Gazetesi'nde yazılar yazmaya başlıyor. Hayatı böyle devam ediyor. Fakat bu durum nereye kadar devam edecek? 1917. Hayatını hemen kısaca tamamladıktan sonra görüşlerinden bahsedeceğim. O sırada bir Kur'an tercümesi çalışması var. Bunun için kıraat kitaplarını basıyor kendisi. Şatıbi'nin muvaffakatını yayınlıyor. Efendim kıraatla ilgili çok önemli eserler yayınlıyor. Tercümenin nasıl olması gerektiğinin temellerini atıyor. Kendisi de söylüyor. Bu küçük bir iş değildir diyor. Arkasından tabii yine tepkiler var. Kur'an tercümesi yapılamaz, şu olmaz, bu olmaz. Fakat Carullah bol bol kitap yazmaya devam ediyor. Birazdan onların bazı görüşlerini anlatırken bahsedeceğim. Fakat 17 ihtilali, Bolşevik ihtilali büyük bir darbe vuruyor. Tatar ceditlerinin çoğu tarumar oluyor. Niye? Çünkü Ruslar kısa bir süre içerisinde her yere hakim oluyorlar. Aslında özgürlük vaat ettikleri Müslüman halklara hiçbir şekilde özgürlük de vermiyorlar. Ve 37'ye kadar da meşhur Stalin'in kıyımı devam ettiği için 37'ye kadar da neredeyse yani hepsi eceliyle ölmüştür tabii ki bizim anlayışımıza göre ama yani biz öldürülmelere o şekilde tanımlamadığımız için diyoruz ki çoğu %90'ı katledildi, şehit edildi. Ya hapishanede ya kurşuna dizilerek ya da Sibirya'ya gönderilerek. Kurtulan birkaç kişi var. Birisi Rıza Fahrettin. O da müftü olduğu için. Ruslar nedense müftülüğe dokunmadılar. Ufa'daki müftülüğü korudular. Rıza Fahrettin 37'de zaten kendi rahatsızlığından vefat etti. Onun dışında Musa Carullah zaten 31'lerde bu şey başlayınca kıyımlar direkt Hindistan'a kaçtı. Oradan Doğu Türkistan'a, oradan da Mısır'a. İstanbul'a da geldi bir ara. İstanbul'da da bulundu. En son Mısır'da hayatını tamamladı. Bu arada birçok yerde dolaştı. Carullah bu dolaştığı yerlerde her zaman velut bir adam. Çok kitap yazmış bir adam. Peki bunu meşhur yapan şey ne? İstanbul'da da tanındı kısa sürede. Kitapları yok satmaya başladı İstanbul'da adeta. Özellikle İlahi Rahmetin Ummi meselesi çok tanındığı için zaten Şeyhülislam Mustafa Sabri reddiye yazmaya karar verdi. Yeni İslam müştehitlerinin kıymeti ilmiyesinde en çok bahsettiği adam Carullah'tır. Ve ilginçtir. Sadece zihninizde bir şey bırakmak için söylüyorum. Türkiye'de şu anda bazı gruplar vardır, dini gruplar. Bunlar tek dertleri herkesi, her önüne gelene bidat karası çalmaktır. Bunlardan birisi geçenlerde aynı şeyi Kutlu Doğum'a attı mesela aynı iftirayı. FETÖ fitnesidir diye. Aynı grubun lideri, şeyhi Hüseyin İlmi Işık meşhur kitabında reformistlerle ilgili yazdığı kitabında öyle büyük bir iftira atıyor ki Musa Carullah. Herkesin gözünün önünde öldü bu adam. Öldüğünde koynundan haç çıktı diye. İftira Moskov Carullah diye bahseder. Satır satır. Onun için bazı yazarların piyasada Carullah aleyhine, Abduh Afgani aleyhine yazdıklarının eğer kökenlik bilmezseniz adamların ha bu adam bir şey biliyor zannedersiniz. Hiçbir şey bilmiyor arkadaşlar. İftira. Carullah'ın bütün ömrü gözümüzün önünde. Ve yazdıkları da ortada. Mısır Hidivi'nin ve karısının himayesinde vefat etti zaten. Mümin de bir adamdı, Müslüman da bir adamdı. Bizimle de ölçüştürülemeyecek kadar mümindi. Hatta mücadeleciydi. Bizim gibi her şeye sessiz de kalmıyordu. Adam her şeyi yapıyordu. Her gittiği yerde mücadele, İslam dünyası için çırpınıyordu. Düşünün Rıza Nur'la karşılaşıyor Taşkent'te. O Sovyet döneminden kaçmadan hemen önce 27'de falan yanlış hatırlamıyorum ya da 28'de Rıza Nur'a gizlice el yazma kitap veriyor. Diyor ki şunu diyor Mustafa Kemal'e götür medreseleri ıslah etsin bununla etsin program. Ve Rıza Nur kütüphanesinden çıkıyor bu el yazma Sinop'ta. Daha bizim oradaki kütüphane müdürü orada yazma olduğunu bilmiyor. Yani orası basma kütüphaneler zaten. Bizim Türkiye böyle bir durumda. Bu adamlar ne durumda? Onun için Carullah çok mücadeleci bir adam ve asla birilerinin karaladığı gibi falan değil. Islah kelimesini bile kullanmaktan çekiniyor yanlış anlaşılırım diye. Ben diyor din bozulmaz ki diyor ıslah edeyim.
Ben diyor sadece düşünceleri ıslah ediyorum. Yani ıslah da demiyor ona. Düşünceleri diyor ihya etmeye çalışıyorum. Yeniden düzenlemeye çalışıyorum. Onun için o ıslah kelimesini bile çok öyle kullanmaz. Başka şey manasında kullanır, ıslahı kullanırsa da. Bu Tatar cedidçilerinin de genel görüşüdür zaten. Carullah onlardan ayrı düşünmemek lazım. Carullah her şeyden önce şunu ortaya koymuş. Özellikle de Şatıbi'den etkilenerek koymuş. Din insan içindir. Bitti. Eğer bu düşünceden hareket ederseniz her şeyi buna göre kurgularsınız. Çünkü din insan için olunca biz felsefede de öğrencilerimize hep bunu baştan öğretiyoruz. Allah'ın yaratmada bir gayesi olmaz. Çünkü o mükemmeldir. Gaye eksik varlıklar içindir. O zaman bizim namaz kılmamızdan tutun da yaratılmamızdaki her şey bizim içimizdeki bir gayeye matuf. Yani bizim için var. Mükemmelleşmek isteyen biziz. İşte Carullah da bu düşünceden hareketle özellikle İslam dünyasındaki tartışmalara yeni bir bakış açısı getirmeye çalışıyor. Bazen eklektik gelebilir. Doğru, eklektik yönleri yok değil. Çünkü hareket adamı aynı zamanda bu adam. Devamlı aktif. Her an bir yerde durmuyor. Çoğu zaman mesela Kitab-ı Sünnet'e sanki biraz sünnetin değerini aşırı derecede yükseltiyor gibi. Gayrimetlu Kur'an seviyesine çıkarıyor adet. Ama niye? Ortamını da değerlendireceksiniz. Bir, hapishanede yazılmış bir kitap. İki, esas gayesi Hindistan'daki Kur'ancılara cevap. Hindistan'da Kur'ancılar var. İyice zıvanadan çıkmışlar. Carullah bunlara aşırı hadisi tamamen ortadan kaldıran Kur'ancılar bunlar. Carullah bunlara cevaben sünnetin ehemmiyetinden bahsediyor aslında. İlginç bir şekilde. Ama eleştirilebilir dediğim gibi. Eleştirilmez diye kimse yok. Bu noktada Carullah'ı bir bütün olarak almak gerekiyor. Ben özellikle size bu konuda bazı ipuçları üzerinde duracağım. Mesela yine şeyden başlayacağım. İnsan içindirin hemen devamında söylediği bir şey. Biz dini mezhepler üzerinden mi anlayacağız? Yoksa Kur'an ve sünnet üzerinden mi anlayacağız? Derdimiz bu önce. Mezhepler değil tabii ki. Mezhepleri reddediyoruz. Hayır. Onun için Carullah diyor ki ihtilaf mezhepler arasındaki ya da ulema arasındaki ihtilaf zihni bir meseledir. Aynen bu cümleyi kullanıyor ve diyor ki bu ihtilafları ortadan kaldırmak için yapmıyoruz biz bu yorumları. İhtilaf olacak. Doğal bu. Biz ihtilafları değil de taassubu ortadan kaldırmak için bunu yapıyoruz. Çünkü ihtilaf olacak ki zenginlik olacak. Yoksa diyor mesela biz diyor düşmanlığın karşısındayız. Taassup eşittir düşmanlık. İhtilafın değil diyor. Düşmanlığın karşısındayız. Dolayısıyla düşmanlık problem. Onun için de biz ehli sünnete diyor klasik tanımın ötesinde bakıyoruz. Nedir ehli sünnet? Mesela Mutezile'yi biz ehli sünnetten görüyoruz. Niye? Çünkü Mutezile iyi niyetle bir yorum yapmış. Ya olabilir, farklı görüş de serdetmiş olabilir ki Carullah zaten karşı Mutezile'nin görüşüne. Hüsn-i kubuh meselesinde karşı, başka görüşlerde en orta yolu şeyde görüyor. Bazen Maturidilikte en akılcı mezheptir diyor. Hanefilik diyor, Maturidilik. Ama yeri geliyor diyor ki Maturidilikle diyor Eşarilik. Şimdi yeri geliyor Mutezile bu konuda aslında diyor daha tutarlıdır. Şimdi herkes şunu zannediyor. Tamam bu adama bakıyorsunuz İbn-i Teymiye'yi kullanmış. İbn-i Arabi'yi kullanmış. Bazen filozofları kullanmış. Bazen kelamcıları kullanmış. Bazen de doğrudan Kur'an'dan hüküm çıkartmaya çalışıyor. Bu adam eklektik bir adam. Ya biraz önce söyledim. Elbette araştırdığımızda belki kısmen çok az da olsa eklektik yönleri olabilir ama bana göre değil. Bu adam bilerek söylüyor bir şeyleri. Bir zihniyet ortaya çıkarmaya çalışıyor. Mezhepler üstü bir tavır sergiliyor aslında. Mezhep değil derdimiz diyor. Mezhep siz olmaz zaten gelene. Çünkü bu adam zaten Şatibi'yi yayınlayan bu. Karafi'nin Envarul Buruk'unu yayınlayan bu. Bakın dikkat edin. Bunlar önemli kitaplar. Sadece bu da değil. Bakın ne diyorum. Tatarca hutbe okuma dürüst mü diye bir kitap yazılıyor. Bunu yazan bunlar daha genç Carullah'tan. Abdullah Bubi diye bir kişi. Tatar alimi orada Türkçe namaz meselesini o kadar basit bir şekilde açıklıyor ki hem de kaynaklara bizim klasik kaynak Serasiye, Mebsut'a diğer kaynaklara ve mantığını da çok iyi kurguluyor. Ama şunu demiyor açıkça.
Ha biz illa Arap Türkçe kılmamız gerekir de demiyorlar hiçbirisi. Cevrullah da mesela Rıza Fahrettin de hatta kılmamamız daha uygundur diyorlar. Yani ümmetin birliği için diyorlar. Tabii ben tabii o konu biraz tartışmalı. Biraz da Cumhuriyet döneminde yaşadığımız olumsuz tecrübeden dolayı böyle şeyler var ama Cevrullah da Mercani de Abdullah Bubi de Rıza Fahrettin de bu konuyu çok iyi biliyorlar. Yani bunu yok İmam-ı Azam vermişmişmiş de böyle bir fetva geri dönmüşmüşmüş. Yok böyle bir şey. Çünkü usulüne aykırı dönmesi zaten. Çünkü Cevrullah kendisi söyleyecek mesela. Kendi usulünü de görüyoruz. Diyor ki Kur'an'ın icazı diyor asla sadece belagatinde değildir. Kur'an'ın icazı içeriğindedir. Bize aktardığı bilgilerdedir. Muhtevasındadır. O zaman ne oluyor? Kur'an'ın icazı geçen gün tesadüfen bizim arkadaşlardan birinin yazdığı bir kitap okurken İSAM o sırada şeyi yayınladı yeni. Ebu Salim Eşşekur'un kitabını yayınladı. 13. yüzyıl Hanefi ulemasından. Ebu Salim Eşşekur çok hoşuma gitti bu anekdot. Daha önce başkasını biliyorum. Klasik usul kitaplarından, Hanefi usul kitaplarında da var. Hatta bizim Kaşif Hamdi Serahsi'nin bu fetvayı nasıl çarpıttığını da yazdı. Çorum İlahiyat dergisinde. Kaşif Hamdi okur. Serahsi'nin aslında Ebu Hanefe'yi nasıl çarpıttığını bunu göreceksiniz o makaleyi okuduğunuzda yazdı. Şey diyor ki Ebu Salim Eşşekur bir eşariyle tartışıyor. O dönem tam kavgalar dönemi. Razi şehir şehir dolaştırılıyor. Tartıştırılıyor Hanefi alimlerle. Ebu Salim Eşşekur'la bir eşari alim karşılaşıyor. Eşari alim diyor ki senin şey imamının diyor namazını göstereyim mi diyor. Gidiyor bir abdest alıyor. Farsça bir namaz kılıyor. Ebu Salim Eşşekur diyor bunda bir şey yok ki diyor. Benim imamım diyor Kur'an'ın icazını Arap dilinde görmedi ki zaten diyor. Yani onun için hangi dilde kılarsan kıl fark etmez diyor. Şimdi bu 13. yüzyıl olayı bakın. Ama bu alimler diyorum ya mesela böyle sırf meşhur olmak için sırf efendim şunun bunun için yapmış olsalardı açıkça şu tarz makaleleri var. Henüz daha Türkiye okuyucusuna bilinmeyen Tatar diliyle namaz diye Tatar diliyle işte diğer dualar diye. Buralarda Tatar diliyle dua, hutbe hepsine cevaz veriyorlar. Bu konuya gelince aynı inanmalarına rağmen diyorlar ki ya bu diyorlar ezan, namaz. Herkes bu kadarını öğrenir diyorlar. Onun için diyorlar Arapça kılınsın. Ha, olabilir doğrudur da. Ama en azından zihniyet olarak icazı nerede gördükleri çok önemli. İcazı gerçekten de Cevrullah onunla ilgili notlarım da var. İsteyene onları da verebilirim ama benim özellikle üzerinde duracağım birkaç konu üzerinden bunu izah edeceğim. Mesela kavramı genişletirken neyin üzerinde duruyorlar? Akıl üzerinde. Tabii ki bu yenilikçi hareketlerin temel özelliği ama tabii yenilikçi hareketler deyince aklınıza ilahiyatçı öğrencimiz çok burada. Anlaşılmaz değil herhalde. İki türlü yenilikçi hareket var. Bir, selefi tarzdaki modernist hareketler var. Yani yenilikçi hareketler var. Bir de böyle hem felsefeyi hem tasavvufu kullanan hareketler var. Bunlar biraz daha temellendirerek giderken öbürleri biraz daha yüzeysel yenileşme hareketleri. Yani modern hayatın getirdiklerini alıyorlar da dine azıcık sirayet ettim bidat diye hemen dışlama alışkanlıkları var. Biz onu çok fazla benimsemiyoruz. Daha yüzeysel kaldığı için. Cevrullah'ınki öyle değil. Cevrullah bazen öyle şeyler söylüyor ki şaşırıyorsunuz. Aşırı derecede akla önem veren bir düşünür. Akıl vahiy ilişkisini o kadar güzel izah ediyor ama ederken öyle şeyler söylüyor ki temellendirdiği yazar İbni Arabi ve ona göre İbni Arabi uzun günlerde oruçta özellikle İslam fıkhının en büyük yenileyicilerinden birisi. Bakın en büyük İslam fıkıh mücedditlerinden birisi. Bunu ben şöyle değerlendiriyorum. Cevrullah bunu 100 yıl önce söylemiş. 1960'lı 70'li yıllardan sonra bizde İbn Arabi'nin hadisçiliği, fıkıhçılığı çalışılmaya yeni yeni başladı. Biz genelde İbn Arabi'yi işte sufi, hatta uçuk kaçık şeyler söyleyen, rüyasında gördüğü şeyleri anlatan bir adam gibi bakıyoruz. Cevrullah ise içtihat yaptığı uzun günlerde Ruze'de işte şeylerin kutuplara yakın bölgelerde gün vakti girmediği için hatta güneş batmadığı için oruç tutulur mu tutulmaz mı diye onun enteresan bir fetvası var orada. Onu yaparken en çok da dayandığı kitap içinde başka konulara da giriyor. Rivayetlerine kaynak aldığı kişi İbn Arabi. Aynısı sadece Cevrullah'ta yok, Mercani'de de var. Başka kim? Şah Veliullah Dihlevi. Özellikle hocası Mercani'de çok fazla.
Mesela telfik, mezhepler arası geçiş dediğimiz konuda en çok Şah Veliullah Dihlevi'yi kullanıyorlar aslında. Her zaman dipnot vermiyorlar. Her zaman, ama biliyoruz neler okuduklarını. Türkistan'da neler okudular, neleri yazdılar, neleri, zaman zaman kitaplarında kimlerden bahsettiler. Oralardan çıkartıyoruz kimlerden etkilendiklerini. Ama bunlar hazmettikleri için artık her zaman bu bunu diyor, şu şöyle diyor demiyorlar. Görüşlerini aktarıyorlar bize. Ve öyle bir geniş İslam anlayışı, ehli sünnet kavramı veriyorlar ki dertleri şu: peygambere iman, Allah'a iman, ahirete iman gibi temel iman esaslarını reddetmediği müddetçe kimsenin, yok din dışıyım, böyle bir derdimiz yok diyorlar. Böyle bir şey olamaz diyorlar zaten. Hepsi ehli sünnettir bunların. Çünkü ehli sünnet bildiğimiz gibi biraz dar anlamda sanki Mutezile'yi de dışlayan, ötekini de dışlayan, berikini de dışlayan değil. Tam aksine ehli sünnet temel inanç esaslarını kabul edip orta bir yolda giden insanlar. Tabiri caizse. Bu bir mezhep bile değil hatta. Yani cumhur diyelim ki. Belli bir şeyin cumhuru. Ha, bununla amel edilir ama diğerleriyle amel edilmez mi? Yeri geldiğinde onlarla da amel edilme niyetinde. Aslında böyle bir yönü var. Onun için ortaya çıkardıkları mezhep anlayışı onların artık bildiğimiz mezhep değil. Çok geniş bir çizgi diyelim biz buna. İçinde tasavvuf var. İçinde kelam var. İçinde felsefe var. Belki en az Tatar alimler içerisinde felsefenin olduğu kişi de Cârullah. Ama o da nereden tamamlıyor? Onu söyleyeyim. İbn Arabi üzerinden tamamlıyor. Mesela tasavvufa bunun kadar enteresan yaklaşan, tasavvufçularla da konuştum, hiçbiri yanaşmadı bu yoruma. Enteresan bir yorum. Sadece Yaşar Nuri'de gördüm buna benzer bir yorumu. Belki o da ondan aldı, bilmiyorum. Cârullah'tan aldı. İkbal'e de etkisi var çünkü Cârullah'ın. Belki İkbal üzerinden aldı. Hadid suresi 27. ayet. Ne var orada? Diyor ki ben diyor tasavvufu reddedemem. Niye diyor? O da diyor İslam düşünce. Hatta İslam felsefesinin en güzel ekolüdür diyor. En güzel okuludur diyor. Ben diyor niye reddetmem? Çünkü diyor bunlar diyor varlığa daha geniş bir perspektiften baktılar. Yani böyle dar bir mezhep açısından bakma. Daha geniş bir perspektiften baktılar. Ve bunlar diyor aslında diyor şununla da karıştırmam ben bunu diyor. Hadid suresindeki ayeti şöyle yorumluyor. Hani orada ruhban kelimesi geçiyor ya, İsa'nın, Hazreti İsa'nın kendisine ve kavmine ne verdik? Şefkat, merhamet verdik. Onların diyor temel özelliğiydi bu diyor. Şefkat evleri açtılar. Yani manastırlar açtılar onlar diyor. Ruhban kelimesinin kökü diyor. Çünkü diyor daha fazla Allah'tan korkmak. Bunun için diyor çabaladılar ama diyor ayet diyor aslında şunu anlatıyor. Biz bunu size yazmadık. Farz değildi size. Siz bunu kendiniz icat ettiniz. Daha iyi bir niyetle. Ama gereğini de yerine getirmedi. Bir de gereği var bunun yalnız. Yani tasavvufa bu gözle bakıyor bakın. Gereğini de yerine getirmediniz. Yani bunun gereğini halktan kopmayacaksınız. Ne derdiniz ne? Kendinizi arıtmak mı sadece? Hayır. Kendisini arıtan bir insan başkasını da arıtmak zorunda. Peygamberimiz öyle değil miydi? Kendisi arınmıştı. Başkalarının da örnek ışık dağıtıyordu. Onun için diyor burada tasavvufa ben böyle bakarım diyor. Ve diyor bunlar diyor enteresan bir görüş var. Bizim diyor saçma sapan sufileri, şeyhleri diyor karıştırmayın bunlarla diyor kendi dönemi için. Bunların hepsi sahtekar diyor. Ama diyor ben Afrika'ya bir şey diyemem diyor. O bedevi toplulukta diyor ancak tekkeler onlara medeniyet görevi veriyor diyor. Bakın enteresan. Onun için tarihte şöyle bir yorum var tasavvufun. Türklerin tasavvufu, tasavvuf yoluyla özellikle ağırlıklı olarak İslamlaşması Türklerin medeniyete çok daha fazla hızlı bir şekilde intibak etmesine vesile oldu. Bu çok önemli. Hızla Müslümanlaşmasına vesile oldu. Bakın Araplar, İranlıların bir kısmı, İranlılar da eski medeni bir topluluk. Özellikle Araplar, tamam medeniyetsiz demiyoruz elbette. Öyle bir şey iddiamız ama gerçekten de şöyle baktığınızda bir Türk medeniyeti ya da bir Fars medeniyeti gibi İslam'la bütünleşmiş bir durumda değiller. Hala kabilecilik. Biraz daha baskın rolde. Siyasette öyle, sanatta öyle, edebiyatta öyle. Dil deyince sadece Arapça üzerinden gidiyor. Din deyince hepinizin zihninde belki var. Bir kısmımızın yok ama cennette bile Arapça konuşacağız. Hani öyle değil mi? Birçoğumuzda Arapça cennet dili diye geçiyor. Bu alimlerde asla böyle fikirler yok. Cârullah onun için buradan diyor ki tasavvuf diyor
asla böyle bir şeyi yönü olmayan bir düşüncedir. Niye? Çünkü tasavvuf aslında diyor İbn Arabiler, Mevlana'lar, hafızlar, bunların hepsi hakkında da çalışmalar var Carullah'ın. Bu noktadan hareket edersek diyor, metinlere daha geniş bir perspektiften bakarız. Kur'an metinine, sünnet, hadise ve benzerlerine. Böyle bir düşüncesi var. Mesela son yaşadığımız olay, yine bir başka olayla ilgili onun canlı bir örneği. Döneminin bir başka alimi var, Ziyaeddin Kemali. Bu adama Hüseyin Atay Hoca da çok dikkat çekerdi. Bizim fakültede çok eskiden, 80'li yıllarda. Bizim kütüphanemizde de 2-3 tane kitabı var Ziya Kemali'nin. Tatar alimi o da. Ve Adli İlahi, işte İslam felsefesiyle ilgili çalışmaları var ama daha çok şey üzerine, kelam ağırlıklı. İslam felsefesi diyor adını ama kelam ağırlıklı. Carullah bunun bir kitabına itiraz ediyor. Haklı olduğu yönde var, haksız olduğu yönde var. Yanlış anlıyor ya da anlamak istemiyor. Başka sebepler olabilir. Ona en çok itiraz ettiği bir mesele var. Nedir? Burada mesela yanlış anladığı için itiraz ediyor. Diyor ki o, Kur'an'a yaklaşım tarzı açısından önemli bu örnek. Kur'an'ı hem Kur'an'la tefsir, birinci metot Carullah'ta, bu çok önemli. Kur'an'ı Kur'an'la açmak birinci sırada ama bu sadece tek başına yeterli değil. Arap dili de yanında önemli, kıraatler de önemli. Kıraat farklılıklarının hepsini diyor bir Kur'an kabul ederim ben. Bu çok önemli. Yani oradaki mana farklılığı varsa diyor ben ona da dikkat ederim. Çünkü diyor Kur'ansa diyor bu, o dilde inmişse diyor, o dilin bütün lehçelerine bakarım. Oradaki farklılıklara, kıraat farklılıklarına bakarım. Ama bunların hiçbirisi sınırlamıyor kendini. Başka neye bakarım? İşte tasavvufi yorumlara bakarım, kelami yorumlara bakarım. Şimdi Ziya Kemal'in İsra ve Miraç hakkında bir değerlendirmesi var. Diyor ki o işte İsra hadisesi diyor asla bedenen vuku bulmamıştır. Şimdi Carullah bir yerde diyor ki İsra'da, Miraç'ta diyor uyanıkken vuku bulmuştur. İsra ve Miraç ikisi ayrıdır. İsra kesinlikle cismanidir, Miraç ise ruhanidir diyor. Şimdi ama bunu dayandırdığı temel çok önemli. Bunu başka türlü yapamazdı zaten. Bana göre cismani demesinde de hata var ama benim kanaatim. Yani İsra nefsani olduğu durumda da bana göre kısmen cismani olmuş oluyor. Nefsin benim anladığım felsefedeki tanımına göre. Yoksa ben nefsani diyorum ikisine de. Uyanık ve uykuda olma da benim için fark etmiyor. Çünkü vahyin geliş yolu ikisi de olabilir. Hiç sorun yok. Ama beni ilgilendiren Carullah'ın özellikle burada İsra'yı da Miracı da yorumlarken bu diyor insanın özünde olan bir yükseliştir zaten diyor. Tasavvuftaki o uruç dediğimiz şeyi burada görüyor ve diyor ki hani peygambere gösterildi mi nera, yani gösterdik ayeti diyor müthiş bir şeydir. Oradaki n harfi diyor Kur'an'daki kullanıma çok nefis bir izahı var. Hani başka yerlerde ben gördüm tabiri geçerken diyor bazı peygamberlerde ama bu ayetlerde Enam suresinde, Necm suresinde, burada biz gösterdik. Yani karşılıklı bir gösteriş. Yani Allah gösteriyor, peygamberi de görüyor. Dolayısıyla burada güçlü bir tekit var. Yani burada diyor rüyadan daha çok bizatihi bir gösterme olayı var diyor Miraç'ta. Göklerin ve yerin melekutunu ikna etmek için ciddi bir şey var diyor. Anlam bütünlüğü var diyor. Bu açıdan değerlendirdiğimizde diyor o Miraç'taki tartışmalara çok girmiyor. Hani orada gerçekten de bir haşa Allah'la bir pazarlık meselesi gibi Buhari'de rivayet edilen hadisin o rivayetlerine girmiyor. Olayın Kur'an'dan kaynaklanarak, benim için bu çok önemli, Kur'an'dan kaynaklanarak miracın olduğunu ispat etmiş oluyor. Yani Kur'an'da da illa hadise gerek yok. Senurihi ya da linuriyehu, pardon, linuriyehu ya demesi, tabir caizse ibarede ya da Enam suresinde kezalike ile başlaması, ben Maturidi'ye de baktım, Maturidi de aynı yorumu yapıyor. İsra'ya hiçbir şey demiyor, konuşmuyor da Maturidi ama şeye gelince Enam suresine Hazreti İbrahim'e diyor ki Allah diyor şeye peygamberimize bak sana gösterdiğimiz gibi İbrahim'e de gösterdik. Aslında ayeti orada açıklamış oluyor. Ama o da hadis rivayetlerine girmiyor. İlginç bir şekilde İmam Maturidi hiç hadis rivayetlerinden bahsetmiyor tevilatta. Ben onun için Carullah'ın bir yönüyle gerçekten de tevilata atıfta bulunmasa bile o dönemde atıfta bulunan birçok alim var çünkü biliyorum tefsirlerde. Tevilata da okuduğunu,
Kaldı ki Tevilat'ı o okumasa bile zaten Mercani'den etkileniyor. Mercani büyük bir alim, birçok kaynağı okuyor. Şah Veliullah üzerinden okuyor, başka kaynaklar üzerinden okuyor. Dolayısıyla burada ciddi bir Maturidi Hanefi damar var ama öyle eşariliği dışlayıcı ya da mezhepçi bir damar değil. Tasavvufu dışlayıcı, kelamı işte kelamı acayip eleştiriyor. Aynen klasik kaynaklarımızda olduğu gibi kelamcılar diyor şöyledir böyledir. Ama hangi açıdan eleştiriyor? Sadece ve sadece halka bütün meseleleri açmamaları için eleştiriyor. Yoksa kelamın kendisini eleştirdiğinden falan değil. Özellikle kelamla ilgili söylediği şöyle bir cümle var. Günah diyor. Günah dini ve içtimai yönden problemli olan kelam kitaplarını siyasi terbiyemize ve dini itikadımıza temel teşkil ettiren bizlerdedir diyor. Kelam kitaplarını yazanlarda da suç aramıyor. Onlar da yazdılar diyor. Allah razı olsun. Günah diyor bizim dini ve içtimai yönden problemli olan kelam kitaplarını. Niye problemli? Çünkü diyor aynen bizim Ahmet Akbulut Hoca'nın söylediğini 100 yıl önce söylüyor. Diyor ki bu kelam kitapları diyor dönemin dini ve sosyal siyasi problemleri üzerine yazıldı hepsi diyor. Önceden yoktu ki bu kitaplar diyor. Bunlar hep o olaylardan sonra yazıldı. Onun için dini ve içtimai açıdan ben bunlara güvenmem diyor. Ben bunları okurum. Ben dönemimiz için yeniden bir kelam yapılmasına taraftarım diyor. Bu açıdan diyor ben kelamla akaidi de ayırırım diyor. İkisini de ayırıyor. Akaid ayrıdır. Tevhid ilmi, akaid ilmi. Akaid diyor inanılması zaruri bir alan. Bu ceditçilerin ortak görüşü. İnanılması zaruri olan alanda Kur'an ayetleri geçerlidir. Sadece ve sadece. Mesela onun için Mercani'de de Carullah'ta biraz daha az bu görüş. Mesela biz sudur nazariyesi, alemin kıdemi meselesiyle ilgili tartışmalarda vahdet-i vücudun da buna yakın olduğunu bildiğimiz için mesela Mercani bunu destekliyor. Diyor ki bu yanlış anlaşılmıştır. Asla burada alemin kıdemi diye bir şey yok. Yaratmayla ilgili bir Allah yaratmada zorunlu mudur değil midir bir diye tartışma var. Kaldı ki bir kıdemi zati var, bir kıdemi zamani var. Dolayısıyla filozofların İbn-i Sina'nın kıdemi zamaniyi savunması diyor asla onun küfürle suçlanmasını gerektirmez. Bu bir görüştür. Çünkü o Tanrı'nın yarattığına zaten inanıyor. Sorun burada nasıl yarattığı sorunu diyor. Onun için diyor inanılması zaruri alanla diyor şeyi ayırmazsak zaruri olmayan alanı bütün kelam kitapları sanki itikat kitabıymış gibi algılanır diyor. Halbuki değil diyor. Kelam kitapları itikat kitabı değildir. Sosyal, siyasi problemlerimizin anlatıldığı kitaplardır diyor. Biz diyor eğer bir kitap yazacaksak o akaid kitaplarıdır diyor. O da çok kısadır diyor. Konuları, içeriği. Çünkü net, kesinlikle şüphesi olmayan şeyler. Onun için Carullah'ın meşhur bir ilkesi var. Diyor ki ben diyor sosyal açıdan da, toplumsal açıdan da, siyasi açıdan da kelamla uğraşmayı ya da kelamla ilgilenmeyi mutlaka bu manada, bu dediğim anlamda zararlı görürüm diyor. Ama diyor ihtiyaçlarımı giderme itikat bakımından ayırdığım zaman, itikatla ilişkilendirmediğim zaman faydalıdır. Kelamı bir felsefe gibi tabir caizse, bir tasavvuf gibi görürsem faydalıdır diyor. Hatta şöyle bir enteresan görüş var. Dini uyanışın, dini yenileşmenin önündeki en büyük engel diyor, bana göre en isabetli görüşlerinden birisi bu, kelamdır diyor. Niye kelamdır diyor? Kelam ilmidir demiyor bakın. Yani kelamın bakış açısıdır. Yani nedir? İşte Devvani'ye niye karşılar bunlar? Devvani şunu demiş. Kıdem-i zamaniye inanan adam yoldan çıkmıştır. E tamam da kutsal kitabımızda, Kur'an'da kıdem-i zamani diye bir kavram mı var? Yok. Allah alemi yaratmıştır. Buna inanmayan bir insan zaten materyalisttir. Yani yaratmadığına inanıyorsak zaten materyalistiz. Şimdi bir İbn Sina gibi, Farabi gibi, İbn Arabi gibi bir adam vahdet-i vücudu, suduru savunuyorsa bu adam Allah'ın yaratmadığını mı düşünüyor yoksa Allah'ın nasıl yarattığına dair bir teori mi geliştiriyor? Onun için Carullah'ın burada üzerinde durduğu konu, engel olur dediği konu bu. Onun için diyor bugün içinde bulunduğumuz diyor dini ve fikri zafiyette kelamcıların önemli bir rolü vardır diyor. Ben bu kanaate katılıyorum. Niye? Çünkü ben Nizamiye medreselerinden sonraki süreçte bizim en büyük sıkıntımızın, dün hatta Hilmi Bey'le bir görüşme yaptım, bir şey duymuştum da, şimdi biz hep Nizamiye diye bahsediyoruz, bir de Azamiye medresesi varmış. Şimdi açık söyleyeyim, ben Azamiye'nin sadece ismini duydum ama hakkında herhangi bilgimiz yok. Azamiye medresesi Alparslan'ın
maliye işlerinden sorumlu bir vezirinin kurduğu İmam-ı Azam'ın kabrine yakın yerde kurulan bir üniversite. Buranın da şartnamesinde nasıl Nizamiye'de Şafii olmak, Eşari olmak varsa buranın da nizamnamesinde Hanefi olmak varmış. Ama onu konuşurken dedim ki tamam da dedim bu bir tane üniversite değil mi? Bir tane dedi. Peki ama dedi bu önemli. Niye önemli dedim. Bürokratlar yetiştiriyor dedi. Fıkıh temelli üniversite bu dedi. E zaten sorun bu değil mi dedim. Evet sorun bu dedi zaten. Şimdi niye? Çünkü Hanefi medresesi açıyorsunuz doğru. Bir taraftan Eşari medresesi açıyorsunuz Şafii. Aslında mezhepçiliği kışkırtıyorsunuz bir yönüyle. Dengeyi kurayım derken farkında olmadan. Bir taraftan da bürokrasi yani devletin gücünü oluşturan şey ne oluyor? Tabir caizse sizin medreselerinizden yetiştiriyor. Benim bir öğrencilerim bilir hep anlattığım bir anekdot var. Katip Çelebi'den naklen anlattım. Katip Çelebi diyor ki Keşf-i Zünun'un başında Buhara alimleri diyor Nizamiyelerin kurulduğunu duyunca ilmin gıyabında cenaze namazı kıldılar diyor. Niye? Çünkü ilim artık bitmiştir. Bununla şereften düşkün, namustan düşkün insanlar uğraşacaktır. Çünkü artık maaş, para. Sadece bunu çünkü oraya bir üniversite kuruyorsunuz ama kim atıyor oraya? Hocaları devlet atıyor. Yani ilim diyor bağımsız olur. Devlet kontrolü. Bizim hatamız aslında Cevrullah'ın kastettiği bana göre bu. Felsefe, kelam, tasavvuf Gazali'den sonra bir araya geldi. Bir taraftan olumlu yönleri var ama kısmen birazcık İbn Haldun'un da böyle bir işareti var. O biraz felsefeye karşı ama yine de bir işareti var. Cevrullah'ın ki bana göre daha doğru. Mercani'de de var bu görüş. Kelam merkezli olması tamam üçü birleşti ama felsefe merkezli olmadı. Tasavvuf merkezli de olmadı aslında. Hep kelam merkezli oldu. Hangi kelam işte bu anladığımız manada. Her şeye aman yoldan çıktın, aman dinden çıktın, aman şöyle oldu. Biz bu tavrımızı hiç vazgeçirmedik. Dolayısıyla da fikri ve ilmi zaafımızın diyor temel noktası kelam kitaplarıdır. Çünkü Devvani gibi, Taftazani gibi kıdemi zamani diye basit bir problemi bile küfürle suçluyorsa veya bu tür şeyleri gündeme getiriyorsa diyor, bunun diyor ilmi meseledir, bu tartışılır biter diyor. Bunun diyor itikada konu edilmesi kesinlikle doğru değildir. İtikat zaruri bir alandır, zaruri ve kesin naslarla belirlenir. Hatta bu nasların bir kısmı da şöyledir Cevrullah'a göre. Kur'an'da olmayabilir. Onun Edebiyat-ı Arabiye kitabında müthiş bir şeyi var. Diyor ki makulu sarihe, apaçık makul olan bir şeye asla nas, menkul karşı gelemez. Mesela hep verdiğim bir örnek, Cevrullah'ın kendi verdiği bir örnek. İşte dönemin en büyük problemlerinden biri. Kız çocukları okutulmalı mı diyor. Bana diyor 50 tane hadis çıkartıyor adam diyor. Ya diyor bundan daha açık bir şey yok ki diyor. Bunun için hadisten, ayetten delil bulmana gerek yok. Bu ne insan aklının, ilminin bu ilimdir ve okunması gerekir dediği bir şeye artık delil bulmana gerek yok. Apaçık aklın öngördüğü her şey bizatihi ilim, din içinde delildir diyor. Bu müthiş bir şey aslında. Yani din için ayrıca yok efendim Kur'an'dan çıkaracağım. Hiç gerek yok diyor. Apaçık akıl diyorsa ki işte bütün toplum ya bu budur. İşte su faydalıdır. Efendim hani biz fıkıh literatürüyle hep bakıyoruz. Fıkıhçıların lafıyla baksanız suyu fıkıhtaki hükmü nedir? Bilen var mı? İçmesi de içmemesi de hiçbir şey olmuyor. Şimdi halbuki en büyük helal. Şimdi fıkıh mantığıyla bakarsanız böyle gerçekten de. Çünkü şey değil ki, halbuki ya bunu içmezsem ölürüm zaten. Dolayısıyla fıkıhta hani bazı tabirler vardır, onlarla da konuş. Ya bunun içinde ayrıca böyle yok, menduptur, bilmem müstehaptır. Ya bunlar diyor tamam olabilir fıkıhta ama diyor hayatın gerçekleri bunların üstündedir diyor. Hayat bazı şeyleri size zorlar diyor. Onun için bitiriyorum yavaş yavaş. Bu noktada şu cümlesini özellikle Cevrullah'ın söylemek zorundayım. Kendisi özellikle belki hangi cümleleri kullanıyor birkaç da örnek vermek açısından not aldığım cümlelerden. Diyor ki bir yerde demin hani icazdan bahsettim ya. Büyük mevzularda ufak fikirler kitabında şöyle bir cümlesi var. Kur'an'ın icazı demin bahsettiğim yalnız belagat cihetiyle ve gayiptan haber vermek özelliğiyle değildir. Bilakis kör gözleri, sağır kulakları, örtülü gönülleri açıp İnsanlık alemine ruh veren, doğru yol gösteren, hak öğretileri ve güzel bir şeriatı ortaya koyması yönüyledir.
Esas diyor Kur'an'ın icazı budur. Siz diyor bunu anlarsanız diyor, bunu anlarsanız diyor, o zaman diyor belki bazı şeyleri yaparsınız. Kur'an'ın icazı yalnız belagat cihetiyle ve gaybtan haber vermek özelliğiyle değildir. Bilakis kör gözleri, sağır kulakları, örtülü gönülleri açıp insanlık alemine ruh veren ve doğru yol gösteren hak öğretileri ve güzel bir şeriatı ortaya koyması yönüyledir. Yani burada Kur'an'ın demin de söylediğim gibi içeriğiyle ilgili bir takım mesajlar veriyor. Onun için Carullah için aklı kullanmak en temel esas. Aklı hür bırakacaksınız ama. Hangi manada hür? Tabiri caizse felsefe, dediğim gibi Carullah'ta çok fazla İslam filozoflarına atıf yok. Ama İbn Arabi üzerinden, sufiler üzerinden aklın diyor sınırı yoktur. Akıl uruç eden bir şeydir, demin dediğim gibi. Yükselen bir şeydir. Nefs mertebeleriyle yükselirseniz diyor, tasavvuf en büyük okuldur sizin için diyor. Sizi diyor hürleştirir diyor. Biz bunu İslam ahlak felsefesinde de böyle anlatıyoruz. İnsanın en hür olduğu dönem hiçbir şeyin ona sahip olmamasıdır. Mal, mülk, eşya ne olursa olsun. O da nefsi kamile dediğimiz en üst mertebedir. Carullah bunun üzerinde duruyor işte. İnsanı diyor hürleştirirseniz diyor bunlar bizim için rehber olurlar diyor. Ama şunun farkında, herkes hürleşebilir mi? İmkansız. Bunlar sabikundan olanlar. Yani sapikundan olanlar değil. Sabikundan olanlar önde gidenler. Sapikundan olanlar sapkınlar. Carullah bunları değil. Tabi onlar da olacak. Ama sabikundan olmak da diyor bizim en büyük hedefimiz. Ama herkes olamaz. Bu bir gerçekçilik. Bu açıdan Carullah özellikle taassubun, bağnazlığın önüne, çünkü en çok yaşadığı coğrafyada en çok yaşadığı şey bu. Carullah'ı küfürle suçlamalardan tutun da öldürülmesi gerektiğine varıncaya kadar o dönemin en meşhur kadimci dergisi Din ve Maişet çok ciddi yazılar. Neredeyse her sayısında bir ceditçiye itiraz var. Öyle komik şeyler ki burada anlatılmaz bunlar. Öğrencilerin belki bir kısmını bilir bunların. Şu tarzda ders vermek bidattır. Hatta Kur'an'a aykırıdır. Veya işte Elif, B, T, S, Cim diye Kur'an ya da ilim öyle okuma yazma öğretilir. Bu Kur'an'dandır. Ama Gaspıralı'nın yaptığı şekliyle ya da Carullah'ın da desteklediği şekliyle medreseye ilk gelen ya da mektebe gelen çocuğa B, 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 T, T, T diye heceleme yoluyla, ses metoduyla öğretirsen haramdır. Bu kimin görüşü? İşte kadimcilerin. Uğraştıkları görüşler bunlar. Fotoğraf, işte meşhur Nakşi Ceditçi, Carullah'ın arkadaşı Zeynullah Rasuli, son büyük Nakşi şehirlerinden birisi Troisk şehrinde, gemiye binmiş, İdil Nehri üzerinde vapura fotoğraf çektirmiş. Bütün gazeteler bununla meşgul oluyor o dönemde. Kadimci gazeteler. Nasıl resim çektirirsin? Bu küfürdür, şöyledir, böyledir. Yani dönemin zihniyetini algılamanız için söyleyeyim. Yani bir de tabii ki Carullah'ı bir de böyle algılayın. Yani bazen aykırı bulabilirsiniz, bazen aşırı bulabilirsiniz okuduğunuzda. Birçok kitabı Türkçe'ye çevrildi ama dolayısıyla bu söylediklerinde böyle bir fikir var. Ve son olarak şunu da söyleyerek bitireyim. En orijinal görüşlerinden biri, başta bahsettiğim, hani ilk medrese hayatına başladığı derste söylediği, ilahi rahmet umumi midir, değil midir? Şimdi böyle düşünen bir insanın başka bir türlü düşünmesi imkansızdır. Ama gelin görün ki Türkiye'de zihniyet şöyle yürüyor. Yayınları kitap basıyor. Carullah'ın kitabı, normalde önce çıkan kitap, Şeyhülislam Sabri'nin kitabı cevap mahiyetinde buna. Ama yayınları cevabı öne koyuyor. Carullah'ın kitabını arkaya koyuyor. Kitabın arka kapağına da bir küfür dolu cümleler. Yani Carullah yanlıştır, tamamen yoldan çıkmıştır tarzı. Al sana kitap. İlim bu, Türkiye'deki anlayış. Şimdi ya normalde bir iddia varsa önce iddia sahibinin kitabı konur tarihi sıraya göre. Sonra cevap konur. Şimdi yayın evi önce reddiyeyi koyuyor, sonra onu okuyan zaten inanmaz. Halbuki ya bırak insanlar bir okusun, yoldan çıkmaz, korkmayın. Ama bu görüşün mahiyeti şu. İsmail Hoca sağ olsun, Allah uzun ömür versin. Şu sempozyuma İsmail Hoca'yı da benim ısrarımla geldi. Kara Hoca. Hepimiz tabii fıttırdık orada. İsmail Hoca çıktı, dedi ki Allah Rusları da cennete sokmak için bu kitabı yazmış dedi. Şimdi dedim ki hocam hadi Carullah Rusları sokmak için yazdı. İbn Arabi, İbn Teymiye, İbn Kayyim Cevziye kimi sokmak için yazdı bu kitabı?
Cevrullah bu görüşünü İbn Arabi'den alıyor zaten. İbn Teymiye'den alıyor, İbn Kayyim el Cevzi'den alıyor. Kaldı ki bir görüş bu, teori. Ha demiyor ki kafirler cennete şey cehenneme girmeyecek. Ha sadece şu var. Nefsle ilgili izahlarına bakın Cevrullah'ın, belki İsra ve mucize olayında biraz hata ediyorsa bile ana konuyu doğru söylüyor. Burada da aynı kanaati var. Allah size diyor ruhumdan üfledim diyorsa bendeki ona yükselme kabiliyeti var. Bilinmez bir şekilde ama var. O zaman ben ondan geldiğime ve kötülük diye bir şey zaten olmadığına göre metafizik anlamda, olgusal anlamda var. Ben ondan gelen birisi olarak kendimi kirletsem bile bu kirliliğim ateşle 1000 yıl mıdır, 500 yıl mıdır neyse Allah bilir onu. Temizlendikten sonra benim ebediyen kalmamam daha mantıklı değil mi diyor. Bunun tabi kendine göre uzun uzun delilleri var. Ben burada kısaca özetini söylüyorum. Niye? Çünkü diyor Allah'ın inayeti her şeyi kapsar. Ve o inayet mutlak iyidir, hayırdır. Hayır olduğu için matematiksel olarak da mantıksızdır. Niye? Bana 100 yıl ömür vermiş Allah. Bu 100 yılın topu topu aklı başımda olanı 60 sene. 60 senenin 60'ında da küfre girsem cezam 60 yıldır, 60 bin yıldır neyse, ama ebedilik çok farklı bir kelime. Ebedilik yani, o zaman zaten teorideki saçmalık da şöyle çıkıyor diğer teoride. Cennet Müslümanların tek elindedir dediğiniz zaman iyice daraltıyorsunuz. Çünkü burada asıl amaç ne? Evrensel bir mesaj var önünüzde. Herkese hitap ediyor. Onun için Cevrullah kelamcıların özellikle bu fetret ehliyle ilgili tartışmalarını çok yersiz buluyor. Çok dar diyor. Çok sınırlı görüyorlar diyor. Halbuki diyor Gazali, İbn Arabi iyi okusunlar görecekler diyor. Fetret ehli dediğim sadece o değildir diyor. Çok daha geniş bir çerçeve. Yani nedir? İnsan olma. Esas baktığı şey o. İnsan olmayı, o bir Allah'a inandırmayı sağlarsak diyor. Esas temel buradan başlar diyor. Yoksa Gazali ne affedersiniz şimdiki moda olduğu gibi diyalogcuydu. Ne Hristiyanları da cennete sokmak istiyordu. Ne Gazali'nin derdi bambaşka. İnsana bir şey hatırlatmak istiyor. Sen Allah'tan geldin ve ondan bir cevher, bir öz, neyse buna ne dersek artık, bir ruh taşıyorsun. Sen o değilsin elbette ama ondan bir ışıma, bir tecelli taşıyorsun. O zaman senin onu ne kadar kirletirsen kirlet. O kirliliği Allah eninde sonunda temizleyecek ve dönüş yine ona olacak. Onun için cehennem azabı ebedi değildir ona göre. Ama cehennem yer ve gök durdukça ebedi kalabilir. Niye? Çünkü Allah hani bir oluş mahiyetinde, aynen İbn Arabi gibi anlıyor alemi. Her an her şey oluyor. Yani bizim için bitmiş bir şey yok. Zaman kavramı olmadığı için her an her şey oluş halinde. Ayetlerde de var ya, her an o bir iştedir. Yani bizim için olmuş bitmiş bir şey gibi gözükebilir dedelerimiz, Hazreti Adem. Allah indinde her an her şey olmakta. Onun için dua ve benzeri şeylerimizin hepsi bunu gösteriyor. Cevrullah da bu mantıktan hareket ediyor aslında. Bana göre onun en önemli fikirlerinden birisi bu. Geniş bir bakış açısı ve bu neye yarayacak bizim için? Mesela bugün eğer bir medeniyet projemiz varsa, ki var geçmişte bizim bir medeniyetimiz, insan projemiz varsa en iyi temelini burada filozoflar ve sufilerde buluyoruz. Açık söyleyeyim. Kelamcılar ve fıkıhçılardan bir insan projesi çıkaramazsınız. Benim kanaatim. Yani ne çıkar oradan? Şu caiz midir, bu caiz midir çıkar. Başka bir şey çıkmaz. Buna inanmak küfür müdür, bu çıkar. Halbuki tam Maturidi'de de yer alan, filozoflarda da yer alan, sufilerde de yer alan bir şey var. Hikmet kavramı. Makasidi anlayış. Hikmet. Hikmete dayalı bakarsanız yaratılışa, insanın varlığa gelmesine, o zaman bazı tabirleri yorumlamak zorunda kalırsınız. Onun için bu geniş açılım insana ne sağlar? Bir ufuk sağlar. Mesajı vermeniz de kolaylaşır. Karşıdaki insana ben herhangi bir dar bir mezhep gibi dini anlatmam o zaman. İslam Adem'den beri gelen nedir? Bütün dinleri de kapsayan geniş bir dindir. Bu manada bu şekilde sunabilirim. Teşekkür ediyorum. Burada bitireyim ben.